Herkese selam. Bugün inceleyeceğimiz konu strat. Neden? Özel olarak bir strat videosu çekmek istedim. Çünkü strat benim fıtratımda var. Strat'ı mükemmel yapan şeyleri sayarsak en başta gelecek şey sahne uyumu. Canlı performansı mükemmel uyum sağlayan bir gitar. Sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak bir gitar. Neden mi? Strat günümüzde Türkiye'deki pop müzik piyasasında sahnede kullanacağımız en ideal gitar olabilir. Gitarlardan biri demiyorum bak, gitar olabilir. Nedeni ise şu iki manyetiğin beraber çalıştığı orta pozisyonlar var ya, işte orada attığınız funky ritimler. Şu an gece olduğu için amfi takacağım işte. Ne akordu? Strat'ın akordu yok. Strat'tan puan kırdım. Şu ara pozisyonları Strat'ta canlı müzikteki orta kalitedeki çok fazla bas içermeyen davullar ve basslar, sub basslar yani basslar, yani onları nasıl desem tam böyle marjinal noktada midleri ön plana çıkarak gitarı hayvan gibi sesini açmadan sahnede duyurabildiğimiz yegane gitarlardan biri. Zaten bir sürü strat çeşidi var, süper stratlar, çakmaları falan. Yani ikinci yanına gelince, hardcore metal çalmıyorsanız neden strat kullanırsınız? Çünkü o herhangi bir attığınız melodik sololarda size yeterli overdrive'ı açıp solunuzu atıp tekrar geri çekilip ritminize dönecek o aralığı çok güzel veriyor size. O ton yelpazesi çok geniş. Yani Nirvana'da çalarsın atıyorum. AC/DC'ler, Led Zeppelin, her şeyi çalarsın ama ya metal derken işte Dream Theater'a falan. Ha onu da çalarsın da. Hani Feyyaz diyor ya, fa olur da do gibi olmaz diyor. İşte o hesap. Çalarsın humbucker gibi olmaz ama HSS stratlar var. Nefret ederim. Ama kullanışlı. O orta pozisyonların güzel yanında sahnede sweep picking ya da sahnede veya normal performansla sweep picking yaptığınız zaman o yaptığınız notaların, verdiğiniz notaları çok gain açmadan tane tane veriyor. Gain yemiyor zaten çok gider de. Yani o tane tane tellerin hissiyatını veriyor Telecaster'daki gibi. Hani o Telecaster'ın güzel yanlarını çekmiş. Bir diğer güzel özelliği şu tremolo kolu. Tamam, bununla gitarı illa çığlık attıracaksın diye bir şey yok. Hani akort, hani çok hayvan gibi böyle bununla oynarsanız kaçar. Oynamazsanız kaçmaz. Kaçmaz ama yani zaten buradaki strat'taki şu tremolo'nun amacı şu değil yani. Ne bunun amacı biliyor musun? Alırsın eline bunu. Yani bundaki özellikle temel amaç hafif komaları versin. Do'ya ait bir gamla çalıyorsanız hafif komaları verebilmek için. Yani çoğu gitarist şunu aramaz bile yani. Hep çıkık görürsünüz. Bende de genelde hep takılı duruyor. Ben seviyorum. Beni rahatsız etmiyor. Kabloya takılır ıvır zıvır ama tonel, mikrotonel çalışlar için vazgeçilmez diyebilirim. Floyd Rose'daki gibi düşünmeyin strat tremolosunu. Amaç akorlara tremolo efektini vermektir. Doğal. Gibi. Onun dışında ya da gibi ya da daha batı ezgilerinden akort kaçırmaz, kilitli olmasa bile birbirleri. Onun dışında bence strat, kendi fikrim yani. Şimdi ulan öyle olsa SRV öyle yapar mıydı falan demeyin bana. Bence strat maple tuşu olmalı. Yani akçaağaç ağaç. Neden? Akçaağaç. Çünkü strat'ın o tizlerini, midlerini ön plana veren olay zaten o. Sahnede ben akçaağaç tercih ettim. Benim bütün gitarlarım neredeyse zaten akçaağaçtı. Böyle bir
fetişistim var. Onun dışında ergonomik yapısı, şu vücuda oturuşu, hani şuraları falan böyle göğsü ağrıtmayışı, çok ağır bir gitar olmayışı, karizmatik duruşu, sapın C-shape olup ele oturuşu, yani benim elime oturuşu, klavyesinin rahatlığı, radyosu, hepsi bana hitap ediyor ya. Bir de bu tarz gitarların güzel yanı eskisin bok gibi olsun falan ama hani bir karizma kazanıyor. Bir Ibanez'i eskidiği zaman o neden öyle dersin? Yani ne bileyim, Relic Ibanez mi olur? Fender'lerde o olay güzel. Hani Tele'ye nazaran gelişmiş hali. Bir de şu Telecaster'dan farklı güzel yanı, şunları ayrıca kontrol ediyor oluşumuz. Şey yok. Bağımsız olarak ton potanslarından gitarı ayarlayabiliyorsun. Atıyorum normal. Buraya çektiğin anda zaten kısık ya bu. Ya boğuk bir jazzy solo atarsın. Tabi amfiye bağlı olmadığı için ses farkları yok ama izleyici kitlemin gitarist olduğunu düşünürsem siz olayı anladınız. Onun dışında strat, yani koy karşına izle, öyle güzel ince belli çay bardağı gibi gitar, yani daha ince belli çay bardağı gibi gitar, yani onca üstad, onca virtüöz strat kullanıyorsa bir bildikleri vardır diye düşünmek gerekiyor tabii ki. Ne çalarsan çal, metalci de olsan, jazcı da olsan, hicazcı da olsan eminim ki eninde sonunda bir stratın olacak ve o strat senin fıtratına dahil olacak. O yüzden stratları sevin, stratlara saygı duyun ve birbirinizin stratını da çalın. Herkes herkesin stratını çalsın çünkü stratlaşmak önemlidir. Stratsız bir hayat yapraksız bir ağaca benzer. Gitarsız bir hayat oksijensiz bir dünya. Tamam, gazel okumayalım. Birazdan yatacağım, uykum geldi ama. Ulan dedim hani kanal izleniyorken bir video çekeyim. Okey, stratı alın, strat iyidir. Bir diğer güzel özelliği de şöyle düşünüyorum. Sahne gitarı ya. Sahneye çık. Evde çalış, sahneye çık, her türlü. Her şeyi çalarsın strat'la, hiç sıkıntı yok. Ritimlerde çok iyi. Sololarda marjinal dengeyi sağlıyor. Onun dışında tremolo koluyla harikalar yaratabileceğiniz bir enstrüman. Kolay kolay da strat'lar, Fender strat'lardan bahsediyorum. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.